Yani bana desene. İnsan gibi söylesene abi. Birbirinizi yanlış anlamışsınız desene. Abi Başak arayacaktı da ben cesaret edemedim. Ya sağın solun belli olmuyor oğlum. Deli deli işler yapıyorsun yani. Böyle bir şey uygun gördük işte. Tamam bitti gitti artık ya. Çok iyi uygun görmüşsünüz Bülent. Gerçekten. Böyle yalanlı dolanlı. Cam çerçeve indirmeli falan. Enfes bir plan yani. Oğlum o gevşek nasıl kırdı bu camı hakikaten ya? Peki siz barıştınız mı tamam mı yani? Tam değil. Ya ben çok abarttım galiba. Çok ağır konuştum kıza. Gerçi gitmeden böyle bir göz göze geldik birbirimize tamam der gibi bir şey yaptık ama. Vay yalı çapkın sen artık böyle gözlerle falan mı anlaşıyorsun lan Pelin'le ha? Bülent. He. Rahat dur ve saçmalama. Neyi saçmalıyorum ya? Yok öyle bir şey. Oğlum ben kendimi mi uyduruyorum? Sen demedin mi yok gözlerimize tamam dedik bilmem ne dedik tamam. Diye. Tamam. Abi tamam. Kapatalım mı şu konuyu artık? Oğlum ben alacağımı aldım. Kapat artık tamam. Çok abarttım çok. Kesin kalbini kırdım. Bizim muhtar geliyor. Kesin şimdi bir ton soru sorar. Ben kaçtım abi sen ilgilen. Aa. Hayırdır ya cam niye değişiyor? Kırıldı. Farkındayım onu da. Neden? Şurada bir şey var ya onu alsana. Şunu. Ha onu al al. Şey oldu ya. Biz dün Sinan'la biraz böyle bir gerildik de tartışırken de kırıldı. Bülent yalnız ben de buranın ortağıyım. Yani böyle şeyleri bana da söylersen sevinirim. Ha. Abi inanmadı ya. İnanmadı. Erkek olsa inanırdım. Kadına daha böyle çetrefilli bir şeyler anlatman gerekiyor. O meziyet bizde yok. Ne yapacaksın? Tak tak canım. Tak. Günaydın. Günaydın. Cam kırılmış. Evet. Nasıl oldu peki? Bülent'le karşılaşmadın mı? Karşılaştım. Da işte Sinan'la tartışırken oldu falan deyince. Öyle diyorsa öyle olmuştur. Ya sen de söylemeyeceksin gerçek nedenini öyle mi? O kadarı da bize kalsın. Peki. Gülsün yüzün. Hep böyle görelim seni değil mi? Aynen. Ay vallahi çatlak bu. Ya kızım insan gibi arasana beni. Ne o ağlamalı mağlamalı telefonlar? Ben direkt arayacaktım. Bülent korktu. Ya yoksa beni biliyorsunuz ben tutabilir miyim? Yalnız bir şey diyeceğim. Benim aklıma bir şey takılıyor. Bu Sinan Bengüs'ün okulunda olduğunu, Tolga'nın oraya geleceğini falan nereden öğrendi? O benim de aklımda. Ben Ceyda'dan şüpheleniyorum. Yuh artık. Vallahi. Nereden bilebilir ki? Vallahi bence biriyle işbirliği yapıyor. Hatta Tolga olabilir diye düşünüyorum. Ben de onu düşündüm. Ya ama Tolga niye böyle bir şey yapsın ki? Yani ha o sinsi bakışlı yapar. O beni Sinan'dan kıskanıyor biliyorsunuz takık ona da. Yani Tolga niye böyle bir şey yapsın? Ya Tolga'nın benden bir beklentisi yok ki. Canım sen ona çok güvenme. Bence seni kaybedince değerini anlamış olabilir. Tolga mı? Aman boşver. Bir dakika. Bana ne Tolga'dan? Bize ne Tolga'dan? Şu anda biz dün gecenin ayrıntılarını öğrenmek istiyoruz. Evet, hadi anlat bize. Geçti mi kızgınlığını? Affettin mi? Yani bakacağım işte. Ağır konuştu biraz. Vay. Canım ben seni çok Zeyno gördüm ya. Arada böyle olmak lazım. Bana bak. Niye kırılmış bu cam? Bilmiyorum ki. Ya ne demek bilmiyorum? Ben sana niye para veriyorum? Senin bilmiyorum demek gibi bir şansın mı var? Ceyda Hanım, biz geldiğimizde kapı kırılmıştı. Usta falan vardı. Bize de işinize bakın dediler. Ha, güya Sinan'la Bülent tartışmışlar da camı kırmışlar yani. Ya araları bozuk değildi. Şakalaşırken falan oldu herhalde ya. Berkay, kulaklarını aç ve bu işin aslını aslını öğren. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.